Alican, eline koluna sağlık. Gerçekten en zor yer bu evde mutfaktı. Vitrinlerin olması gözümüzü korkutmadı çünkü içleri boştu. Camına öyle bir bakmadım çünkü vitrin sileceksin diye. Çok pardon, cama niye bakmadın vitrin silecek diye? Çok oyalanmaz diye düşündüm. Hani vitrinlere vakit ayıracağı için. Ama az önce de içi boş dedin ya vitrinle, gözünü korkutmadı zaten. Ya bize diyecekti ki vitrinlerim vardı evde diyecekti. Camı çok uğraşmadım diyecekti. Hani onu demesine gerek yok, zaten camla uğraşmamış o çok fazla. O söylemeden sen kafanda tüm cümleyi tasarladın. Elbet bahane, bana bahane bulacak dedin. Evet. Peki camı beğendin mi? Çok beğenmedim işte camı. Niye zaten beğenmedin? Buğulu bir cam. Camı çok güzel olmamış. Vitrinleri de bir şöyle üstten yapmış. Camların üstünde böyle sanki uğraşamamışsın. Sanki vaktin kalmamış. Mutfakta bir yorulmuşsun. Çünkü mutfak dolaplarını güzel yapmışsın. Mutfak dolapların gerçekten çok güzel olmuş. Eline sağlık. Uğraşmışsın ama banyoya girmedin galiba. Zannedersem girmedin. Sen haftanın başından beri tüm banyolara banyoya girmedin galiba. Banyoya girmedin. Senin bu banyoyla derdin ne Seda? Ama Kadir olmuyor. Bakıyorum banyolara olmamış banyo, yani. Banyo hiç. Eski olduğu için silikonları falan böyle fırçalıyorsun ama çıkmıyor. Altında kirler var. Klozetin içi de zaten... Duşakabinin sadece kabini var boyalı. Evet. Onu fırçaladık. Onu fırçaladık. Ama klozet tertemiz olması gerekiyordu. Kapısı kirli. Yani bir su tutmuşsun çıkmışsın. Islatmışsın gibi. Başka hiçbir şey yok. Yok. Kaç dakika harcadın banyoda? Banyoda 10 dakika harcadım. Ha işte evet. Dakikan dakika kalmadığı için. 10 dakika kaldı ama 10 dakikada da duvarlarına da girdik. Olmaz. Klozetimizi de ovaladık. Yok olmamış. Hiç olmamış banyo. Mutfak için ne diyorsun? Mutfak güzel olmuş. Mutfak dolapları çok güzel olmuş. Tertemiz mutfak dolapları. Ama elinin altında böyle bulaşık mulaşık çok yoktu. İçleri dolu değildi. Hani ama seni yine... böyle nefes aldırdı yani. Güzel bir mutfaktı. Nefes aldırmadı da yani iç dış muhakkak her yerine girdim. Dolapta girecektim zaten. Zaten sen beğen diyor, mutfakta 2,5 saat harcadık. Evet. Harcamış. Peki Mihrican'ın haftanın başından beri yaptığı yorumlara göre bugün evet ya bu kadın haftanın başından beri güzel yorumlar yaptı. Bugün de temizliği güzel yaptı diyor musun? Yorumlarıyla yaptığı temizlik tutuşuyor mu? Tutuşuyor. Çok ağır yorumlar yapmadı. Çok konuşmadı. Kati de konuşmadı. İddialı konuşmadı. Gözleri de Fatma işaret yani ediyor. İddialı da konuşmadı. Ben yaparım ederim şeyinde de değildi. Konuşmuş. Ama mutfağını çok güzel yapmış. Salonunu o kadar güzel beğenmedim. Peki Seda ver puanını bakalım. Evet 10 bin liranın sahibinin belli olacağı gün. Bakalım Seda kaç puan verecek? Buyurun. Sana puanım 3. Bence az. Değil. Çünkü banyoya yapılmamış. Yani banyo... yapamamışsın. Seda. Bence Seda Hanım'ın enerjisi sizden daha fazlaydı. Nasıl? Seda Hanım'ın enerjisi sizden daha fazlaydı. Enerjisiz miydi? Ağır mıydı? Çok enerjisiz. Bir ara gelip baktığım zaman öyle yerimde duramadım. O bezi elinden alasım geldi. Oo çıkar niye Fatma maskeni. Niye böyle hızlı yapınca mı iyi olmuş oluyor? Fatma çıkar maskeni. Kire nüfus etmedikten sonra ben dolansam ne oluyor? Ben zaten fazla konuşmayacağım. Geldiğim zaman zaten camı siliyordu. Önce ben fırçalanmasını istiyordum. Ondan sonra sen bu levhaların bir güzel inmesini istiyordum. Orada hala çimentolar duruyor. Gördüğüm bütün örümcekler hepsi yerinde duruyor. Bu cam güzel olmuştu. Eğer siz yapmışsanız çok çok güzel olmuştu. Ve bunun üstündeki bütün kir hepsi duruyordu. Elimi vurmak istemedim. Baktım toz var. Nasıl duruyordu? Ben hepsinin üstünü duruyordu. Sildim. Bakabilirsin. Görüntülerde bakabilirsin. De var. Tamam. Bakmaya gerek yok. Görüntülerde de var. Üstlerini sildim ben. Çok güzel gibi. Evin çok kirli bir evdi. Ya ben demiştim ya hani haftanın üstüne, başından beri o aynı puanları verecek demiştim ya. Hani hatta dün demiştik ya not alalım yarın başlamadan önce. Ben onun vereceği notu biliyorum, puanı biliyorum. Onun için yorum yapmasına bile gerek yok. Yani bir şey demiyorum. Bu yorgunluğumun üzerine ben gelseydim senden çok 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 güzel bir ev çıkardım. Sen kendi evini becerip yapamadın. Buzdolabını yapmamış, aspiratörün yok, hiçbir şeyin yok. Her benim yere. Aspiratörüme baksan ben zaten 15 dakika harcamışım orada. Senin aspiratörün yok. Önemli olan telle temizlenmesi. Telle spatulayla girmesine gerek yok. Çelik telle yapıyorsun tertemiz oluyor. Sen her şov yapmaya geldin. Peki haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Ben kendimi ifade edemiyorum. Ben konuşmayacağım. Ya bırakın şu muhabbeti sadece ya. Sadece puanımı kendimi vereceğim. Kendimi ifade edemiyorum. Nedir ya? Niye katıldınız ifade edemiyorsun? İnsan kendini için, savunamıyorsa niye yani katılır bu eve, yarışmaya? Bu eve diyorsan ben temizlemişim. Yani senin temizlikte işin yok.
Nereyi beğenmedin başka? Mutfağı, dolabını, örümceğini almamıştı. Tamam, sonra örümceği geçti. Mutfak dolaplarını beğendin mi? Mutfak dolaplarını beğendim. Ocağı beğendin mi? Ocağı çok beğendim. Çok, ocağı çok beğendim. Evet, tamam. Ocak güzel olmuş. Bak sen mutfağı ocağı gezdiğinde... Ocağı ben yaptım. Evet. Kadir yapma sanıyorsan şaşırma sonra. Mutfağı gezdiğinde demesin ki. Bakmadım da fazla böyle böyle evi böyle görünce fazla Fatma sen nasıl bakmadım. Gezdin evi? Gezmedim inan ki gelip kız nasıl gezmedi puanlar gerçekten farklı yerlere bakıyor. Gelip pencereye baktım, örümceklere baktım, mutfakta dolaba baktım. Ama o zaman neye göre puan vereceksin? Buzdolabı gözümde zaten kararmıştı. Kız niye karardı? Niye şekeri ben ne kadar emek verdim? Yani dedim yetiştiremezsin. Asla yetiştiremezsin. Bir şey canım Fatma. Bir saniye bak şimdi evi gezmeden puan vermene izin veremem. Çünkü görmediğim bir eve puan veremezsin. Gerçekten gezmedim. Girip çıkmam da bir o zaman sen bir kalk ve evimizde gezdik. Ama gezersem olmaz. Nasıl olmaz? Ben senden nasıl puan alacağım? Görmediğim bir yere nasıl puan vereceksin? Ezbere vereceğim. Belki de kirli kaldı. Sen yüksek puan vereceksin. Ya baksana Allah aşkına kız, ya. Nereye bakayım? Bak geldiğim zaman özellikle bak oranın alınmasını tamam, istiyordum. Tamam örümcekten bir puan kır bakalım geri nereden kıracağım? Bak kıracak? Oralarda duruyor. Nasıl? Şu cam açtım aralarına baktım. Baktım. Ya baktım. Burada 3 tane pencere var. Lütfen. 3 tane. Lütfen gösterebilir miyim? Lütfen. 3 tane sen cam var burada. Sen oradan kalkıp göstereceğim ya ben dayanamam. Şov böyle. Yapıyor bu da şov. Hayır kesinlikle şov yapmıyorum. Hayır. Şöyle şurayı görüyor musunuz? Temizlik böyle mi yapılıyor? Tamam. Üstten bahsediyorsun. Evet. Oradan bu arası, bu arası. Arasından bahsediyorum. Bir de üstünden bahsediyorum. Şu en üstünden bahsediyorsun. Özellikle ben oralara dikkat ediyorum. Tamam şimdi camı beğenmedin. Okey eksikleri var tamam. Evet. Şu vitrini çekmecelerine baktın mı? Şu konsolun kapaklarını açtın mı? Buraya da bakabilir miyim? Eğer ya bir de böyle oluyor mu ki? Ben oraları sildim bir kere. Buralar yapılmış. Kimsenin evinde böyle bir araştırmaya çıkılmadı. Final anında niye benimkinde çıkıyorsun? Ama niye yaptım? Ben diyorsun. Senin camının hiçbir yerine böyle parmak atmadım. Sen beni yalan. Hayır. Keşke atsaydın. Ben şöyle açıyorum bakıyorum. 4 saatte keşke, ne yapılabilir? Keşke atsaydın. 4 saatte... Sadece üstün körü yapılabilir. Keşke alsaydın. İnce benim... ayrıntısına oralarına ben o kadar giremez. Ben her yere tenle girdim. Ben hiçbir yere de girmedi. Mihrican şu anda ama çıkıp... Ama eleştirilerini çok... kabul etmek zorundasın. Şu anda yani. Çıkıp bakmasının sebebi finalden önce gezmemiş evi. Ve ben ona dedim ki evi neden gezmedin? Şu anda puan vereceksin. Belki iyi yaptı, gözünden kaçtı. Belki de kötü yaptı, göremiyorsun. Şu anda neye göre puan vereceksin? Onun için çıkarttım oraya. Şimdi camın arasına parmak sürdü. Evet o ara kısmı o kadar kirli değil ama... Üst kısmı ile kanadın en üstünde hala tozlar harç var. Harç gibiydi orası, harç. Cam için doğru diyorsun. Evet kalmış cam. Okey tamam. Banyoya gelelim. Banyoya gelince özellikle klozetin temizlenmesini istiyordum. Sadece banyoya girince fayanslar gözüme çarptı temizliği. Ondan sonra o lahabo böyle alınmış. Aynalığın önü vardı. O alınmış. Onları beğendim. Klozeti kesinlikle beğenmedim. Zaten dedi ki Mihrican'ın eline bez yakışmadı. Senin evet. Eline bezi yakıştıramamış. Kendi sen ilk eve girdiğimizde dedin ki ben 15 yıllık evliyim dedin. Hani temizlik zaten 15 yıldır yapıyorum dedi. Ama Fatma şu anda senin eline bezin yakışmadığını düşünüyor. Fatma'nın görüşü. Fatma ile ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Sıkıldım ondan. Beni bilen şey biliyor. Senin de beni hiç gerek yok. 3 gün yok bir şey demek seni. İstemiyorum. Peki Fatma ver puanını. Fatma puanını ver. Puanım sana 2. Fatma şimdi 2 verdin. Evet. Peki bak buzdolabını beklemediğin halde yaptı. O halde yine mi mutfak dolabını beğendim, ocak süper olmuş sadece dedi. Sadece mutfağı beğendim. Sadece mutfağı beğendim. Sadece mutfak 2 değil. 2 taban puan. Ekstra salona 1 verirsin. Ekstra mutfağa 1 verirsin. Hiç kendini ekstra haklı çıkarmaya çalışma. Banyoya 1 verirsin. Puanımı değiştirmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.